Dostlar merhabalar. 9. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlarım. Trigonometrik denklemlere. Bakalım birinci sorumuz ne demiş dostlar? Diyor ki bir tarafta tanjant, bir tarafta kotanjant var diyor. Önce ikisini de tanjant ya da ikisini de kotanjant yapalım. Şu kotanjant dediğim amca tanjanta dönüşünce nasıl olacaktı dostum? 90-2x diye yazabilirim bunu değil mi ben? Çünkü neden? Kotanjantla tanjantın açılar 90 dereceye tamamlandığında ölçüleri birbirine eşit demiştik. O halde artık biz tanjant 90-2x diyebiliriz buna. Peki hemen şimdi bir de denklemi kuralım arkadaşlarım. Şu 3x'i alıyorduk. Eşittir 90-2x'i alıyorum ve artı bir de 180k diyordum tanjantta ve kotanjantta. Eksi 2x buraya geldi. 5x eşittir 90 artı 180k oldu. Hadi bir de 5'e bölelim hepsini. X eşittir 18 artı 36k geldi. Şimdi başlayalım k'ya değer vermeye. 0 verdik 18 derece çıkar. 1 verdik 54 derece olur. 2 verirsem 72, 18 daha 90 derece gelir ki bakın 90 zaten şıklarda var. 18'de 54 yoktu. 90'ı görünce hemen işaretledim dostlar. Geldim 2 numaralı soruya. Evet, biri kotanjant, biri tanjant. Yine ne yapacağız biz? Şunu kotanjanta çevirelim. Şu sağ taraftakini. 90 eksi şu açıyı yazıyorum. O da eksi 2x artı 10 diye yazılır. Şimdi şu ortadakini sildim. Peki 70 eksi x'i alıyorum dostlarım. 70 eksi x eşittir. Şu açıyı yazıyorum. 90 artı 10 olduğu için 100 olsun burası. 100 eksi 2x artı 180 diye yazdım. 180k'ya çevirdim. Peki eksi 2x buraya gelirse x oluşacak burada. Burada x'imiz var. 70'i bu tarafa alalım. 100'den 70 çıktı. 30 artı 180k oldu. Şimdi değer vermeye başlıyorum. 0 verdim k'ya 30 derece çıktı. 1 verdim k'ya 210 derece geldi. 2 verdim 360, 30 daha 390 derece geldi ki böyle gidiyor ama bana diyor ki 0 ile 360 aralığındakileri yani şu ikisini al diyor. Bunların da ikisinin toplamı kaç derecedir diye sormuş. 240 derece çıktı dostum. Ve geldim ben de 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Şimdi kotanjant dediği için önce bunu tanjant yapıyorum. Tanjant 90'dan çıkarınca açıyı tanjanta döndü. 90-5x eksi pi bölü 3 artı pi bölü 3 oldu. Yani artı 60 haline döndü. Şimdi ortadakiyle işim yok. Şunu bir yazalım. Pi bölü 6 30 derece demek. 30-x eşittir 90-60 daha 150 derece yapacak arkadaşlarım. 150-5x artı 180k'yı yazdım. Peki eksi 5x buraya gelirse 4x, 30 buraya gelirse de 120 artı 180k olur. 4'e bölelim x eşittir 30 artı 45k'ya döndü. Şimdi değer vermeye başlıyorum. K'ya 0 verirsem 30 olur. 1 verirsem 75 olur. 2 verirsek 90, 30 daha 120. 3 verirsek 135, 30 daha 165 olur. 4 verirsek 180, 30 daha 210. 5 verirsek 225, 30 daha 255. Üstüne 45, 45 koya koya gidiyorum arkadaşlar. 300 olur, 345 olur. Böyle gider bu. 0-2 pi aralığında dediği için burada durdum kardeşim. İşte bu aralıkta bu kadar kökü vardır. 2, 4, 6, 8 tane kökü vardır dedim dostum. Geldim şu soruya. Burada öncesinde bir düzenleme yapacağız arkadaşlar. Bakın şurası tanjantın fark formülünün açılımıdır. Ama tatlı attırılmış hali. Yani şöyle olacak orijinali. 1 bölü tanjant x eksi 25'in açılımıdır bu arkadaşlarım. Tatlı attırırsanız daha rahat görürsünüz. Eşittir. Şurayla bir oynama yapalım. Şu üst taraf sinüs 2 kat açılımı sinüs 80'in açılımıdır. Şurası da kosinüsün 2 katıdır. Kosinüs 80'in açılımıdır dostum. Sinüs 80 bölü kosinüs 80'de tanjant 80 yaptı diyebiliriz dostlar. Peki 1 bölü tanjant demek ne demekti? Kotanjant demek. Yani kotanjant x eksi 25'miş bu aslında. Eşittir.
Tanjant 80 de kotanjant 10 demektir. Toplamları 90 derece olduğu için. Şimdi artık gelelim düzenleme kısmına. Denklemi yazıyorum önce. X eksi 25 eşittir 10 artı 180 K diyorum. Bir satır daha düzenleyelim. X eşittir 35 artı 180 K. Şimdi değer vermeye başlayalım. K'ya 0 verirsek 35. K'ya 1 verirsek 100, 215 yapar. Denkleminin kökü kaç derecedir? Ha? 35 yok, 215 var. O halde sorumuzun cevabı Adana geldi arkadaşlarım. 9 numarayı da gömdük. Hemen aldık 10 numarayı önümüze. Bakalım bu ne diyor. Şimdi burada da dostum önce bir ifadeyi düzenleme, sadeleştirme kısmı var. Ondan sonra denklemini çözeceğiz dostlar. Öncelikle bakın şurası bir dursun da şöyle 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x artı tanjant dediğimiz şeyde sinüs x bölü kosinüs x diye yazılır. Eşittir 1'i koydum. Şimdi paydalarımız aynı olduğu için arkadaşlarım üstleri direkt topluyorum. Eksi sinüs x ile artı sinüs x gider. Geriye 1 bölü kosinüs x kalır ki o da eşittir 1 oldu. Peki içler dışlar yaptım. Kosinüs x eşittir 1 geldi. Şimdi kosinüs kaç 1'e eşit? 0. O halde x dediğim şey 0 artı 360k olarak yazıldı. Ki buradan k'ya 0 verirsem 0 çıkar. 1 verirsem 360, 2 verirsem 720 diye gidiyor bu şekilde. Kaç farklı x değeri vardır? Fakat şu aralıktakileri soruyor. Ve 2 pi dahil değil bakın. 360 dahil değil arkadaşım. O halde 0 var bir tek. Yani bir tane kökü vardır diyebiliriz dostlar. Ve geldim 2 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Yine bir düzenleme yapacağız dostlar burada da. Şöyle bir oynayalım bakalım ilk önce. Şu yukarıda başlayalım. Sinüs x bölü s diye yazdım. 1 eksi tanjant x. Onu da 1 eksi sinüs bölü kosinüs diye yazdım artı. Geldim şuraya. Sinüs bölü 1 eksi kot x. Onu da 1 eksi c bölü s kosinüs bölü sinüs diye yazdım. Eşittir kök 2 bölü 2. Şimdi payda eşitleyelim. Şöyle olur. Sinüs bölü c ile 1'in çarpımı c eksi s. C eksi s bölü c olur. Artı sinüs bölü sinüs eksi kosinüs. Sinüs eksi kosinüs bölü sinüs haline döndü arkadaşlarım. Peki takla attıralım her iki tarafa. Cs bölü c eksi s. Şuna takla attıralım. S kare bölü s eksi c olacak. Onu da c eksi s yapıp eksiyi de şuraya veriyorum arkadaşlarım. Şimdi paydalar eşit oldu. Bakın şu hale döndü. C eksi s eksi s kare. Cs eksi s kare bölü c eksi s haline döndü. Şimdi şu üst tarafı sinüs parantezine alsak biz. Sinüs parantezinde kosinüs eksi sinüs bölü kosinüs eksi sinüs kaldı ki bunlar da gitti. Geriye bir tek sinüs x eşittir. Kök 2 bölü 2 kaldı kardeşlerim. Şimdi düzenleyelim buradan sonrasını. Sinüs x'imiz kök 2 bölü 2'ymiş. Sinüs kaç kök 2 bölü 2'dir? Sinüs 45 kök 2 bölü 2 olacak arkadaşlarım. O halde x dediğim açı 45 artı 360k olacak. Ya da x dediğim açı 135 artı 360k diye yazılacak. Peki 0-2 pi aralığındaki köklerinin toplamı kaç radyandır diye soruyor. 0 versem 45 çıkar. 0 versem 135 çıkar. 1 verdim mi gitti. 1 verdim mi fazla oldu. Aralığın dışına taştı. O yüzden 2 kökü bu. Toplamları da 180 yaptı arkadaşlarım. Yani köklerin toplamı kaç radyandır diyor. Ceyhan pi radyandır, 1 radyandır dedim dostlarım. Yalnız şıklarda Bursa diyor arkadaşlar. O herhalde bir tek bu kökü gördü herhalde. Bir de 45 var. Muhtemelen bizim yaptığımız doğrudur inşallah diyeyim tabii daha doğrusu. Geçeyim 3 numaralı soruya. Denkleminin kökü kaç radyandır diye bir soru sormuş. Hemen başlıyorum dostlar. Sekant dediğimiz şey 1 bölü kosinüstü. Onu bir yazalım. Artı şurası şöyle bir dursun. Kök içinde 1'in olduğu yere kos kare artı sin kare yazıyorum.
Artı burası da 2 çarpı sinüs çarpı kosinüstü kardeşim. Şimdi kosinüs pi artı x demek. Pi'de isim değiştirmiyorduk. Yine kosinüs x demektir. Ama 3. bölgeye düştüğü için kosinüsler eksi olduğundan eksi kosinüs. Sinüs 2 pi eksi x. Sinüs x olarak yazılır ama 4. bölgeye düştüğü için işaretini değiştirdim. Şu üst taraf kardeşim kökün içi. Kosinüs artı sinüsün, kosinüs artı sinüsün karesinin açılımıdır ki bu kökle kare sadeleşir, kosinüs artı sinüs kalır burada. Bölü, burayı da eksi parantezinde kosinüs artı sinüs diye yazdım ben. Başta da 1 bölü kosinüsümüz var, şimdi bir daha düzenliyorum. 1 bölü kosinüs x. Şurada ne kaldı? Kosinüs artı sinüs kaldı. Burada da eksi parantezinde kosinüs artı sinüs var. Şunlar sadeleşti, eksi 1 kaldı burada. Yani şöyle bir şey oldu. 1 bölü kosinüs x eksi 1 eşittir 1. Hemen bir içler dış çevir. Eksi 1'i bu tarafa atalım. 1 bölü kosinüs x eşittir 2 oldu. Takla attırıyorum her iki tarafa. Kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 geldi. Yok pardon, 1 bölü 2 geldi. Sadece takla attırdım. İşaret değiştirmedim. Peki kosinüs x 1 bölü 2 ise kardeşim, kosinüs kaç 1 bölü 2 idi? 60 derece. Kosinüs 60 da ne oluyordu dostlar? Pi bölü 3. O halde cevabımız Denizli'dir. Hiç çözüm kümesi yazmaya gerek kalmadı. Geldim son soruma kardeşim. Hemen düzenleyelim bunu da. Küp açılımı var burada. Sinüs artı kosinüs diye yazıyorum. Çarpı birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Bölü, aşağıda da sinüs artı kosinüs var. Eşittir. Burada da sinüs 2x bölü 2 var. Şunları bir sadeleştirelim. Şurası zaten 1 yapıyor. 1 eksi cs geldi burası. Burası da 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs bölü 2'den sadece cs kaldı burada da arkadaşlar. Eksi cs'yi buraya attım. 1 eşittir. 2 tane cs geldi. Yani süremiz dolacak. Birazdan devam edeyim ben arkadaşlar. Video duracak kendiliğinden şimdi. Bekliyoruz ya, durmaz şimdi daha. Hadi lan. Heh, durdu. Tamam, hadi devam buradan sonrası. Şimdi 2'yi de buraya, yok 2'yi buraya atmayalım arkadaşlarım. Şöyle bir şey oldu. 1 eşittir sinüs 2x'in açılımı geldi. Şimdi sinüs 2x 1'e eşitmiş dostlarım. O halde 2x dediğimiz açı 90 derece olacak değil mi? Şimdi 2x eşittir 90 artı 360k. Hemen düzenleyelim. X eşittir 45 artı 180k. K'ya değer verelim. 0 verirsem 45. 1 verirsem 225. 2 verirsem 360, 405 gibi çıkıyor gidiyor. Ama 0-2 pi aralığında dediği için şuradan aşağısı olmayacak. Şimdi buradan 225 geldi kardeşlerim. 0-2 pi aralığındaki en büyük kökü en küçük kökünden kaç radyan fazladır? Bir dur bakalım. Devam edelim şimdi. Bir de şunu bulacaktık değil mi? 2x eşittir veya diyorduk araya. 2x eşittir. 180'den çıkarttım. Yine 90 artı 360k geliyor. Yine aynısı olduğu için buraya bakmaya gerek yok. En büyük kökü 225, en küçük kökü 45. Aradaki fark da 180 olduğu için pi kadar fazladır diyebilirim dostlar. Evet, 10 numarayı da gömdük. Şimdi 11'e geçeceğiz ama ben bir videoyu durdurayım. Bir yemek hazırlayalım. Yemek yiyelim arkadaşlarım. Devam ederiz birazdan yine. Görüşmek üzere.